Hemen bir bakayım mı? Ya ben mi yanılıyorum? Peki, tamam. 30 gibi gördüm ben çünkü. Bu şeyden başlayayım ben. İzin verirseniz 3 ve 6 Mart'tan başlayayım. Şimdi bu biliyorsunuz ben hala tabii çeşitli defalar bu bazı televizyonlarda davet edildiğimiz konuk olduğumuz yerlerde konuşuldu. Ben şundan eleştiriyorum. Yani 1,5 sene boyunca ya da 1,5 seneyi biraz da aşıyor galiba 6 ya da 7 defa toplantı yapıldı bu altılı masa. Altılı masa da esasında farklı dünya görüşünde mesela muhafazakar ve İslamcı bir görüşü temsil etmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir insanın oy vermediği herhangi bir beis görmeyecek kıvama getirilmesi Kemal Bey'in bir başarısıdır. Yani Türkiye'deki siyasal kutuplaşmanın önemli miktarda törpülendiği, rendelendiği bir sosyal ve siyasal bir iklime doğru götürülmüştür. Bu önemli bir kazançtır. Bir taraftan Türkiye'yi kutuplaştırmak isteyen bir siyaset var iken bu kutuplaştırmayı 30, yok etmek... 30,2 sonra. 30,2 değil mi? Bu bir taraf kutuplaştırmak isterken bir tarafta kutuplaştırmaya ait dur kutuplaştırmayacağız Türkiye'yi denen bir siyaset anlayışıydı. Burada Meral Bey'in, Meral Hanım'ın hatası Kemal Bey'e karşı yani bir Kemal Bey'in koluna girip de bir toplantı sonrası Kemal Bey, yani bizim ikinci toplantımız oldu. Misal söylüyorum. Yani muhtemelen daha da toplantımız olacak ama biz esasında yani sizin adaylarınızı pek uygun görmüyoruz. Partideki arkadaşlarla konuştuk. Yani siz gerçekten aday olacaksanız biz yani olmayacağız bu masada falan demeliydi. Yani bu hiç konuşulmadı mı? Bilmiyorum bunu. Gelip de tam seçimin 2 ay öncesi bu konunun gündeme gelmesi, ben de masaya gidiyorum demesinde anlam çıkartmak istemememe rağmen, çok uzak durmak istemememe rağmen sanki bunun bir manası var gibi geliyor bana. Bir tuhaf geliyor yani 2 ay kala. Bütün herkes büyük bir şok geçirdi. Medyada günlerce bunlar tartışıldı. Ben kaç tane programa çıktığımı hatırlamıyorum. İnsanların uykuları kaçtı ne oluyor diye. Devrildi masa. Masa devrildi. Masa çöktü falan. İddia sonra, şu ki Meral Hanım hiç gündeme getirmemiş. Evet. Sonra 6 Mart'ta geldi. Yani dedi ki işte 2 tane de Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Yani siz bir ana muhalefet partisinden aslında bir başka partinin iç işlerine müdahale ediyorsunuz. Oradan 2 tane büyükşehir belediye başkanını o kentlerde görev yapmakla ihtas edilmiş, işini deruhte edecek, ya eski tabirle o görevini yerine getirebilecek kişiyi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsunuz, istiyorsunuz. Onlar da oluyor. Fakat öbür tarafta insanlar zaten yani Cumhurbaşkanı olacak ama 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Bunlar aynı, nasıl çıkacak karar derken 7'ye çıkıyor yardımcı. Masa böyle bütün bir kompozisyonu sarsıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Şimdi döndükten sonra Niğde'de, Çorum'da, Yozgat'ta mitinge çıkıyorsunuz ya da esnaf ziyareti yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki siz kazanacak aday değilsiniz dediniz Kemal Bey'e. Yani bunu tahkim edelim dediniz. 2 tane geldi, belediye başkanları yardımcı oldu. Şimdi diyorsunuz ki bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Şimdi oradaki züccaciyeci der ki abla sen karşı olduğun adamı şimdi sen bizim kendi inanmadığın adamı bize mi pazarlıyorsun de. Yani, ve öyle, dediler, oldu zaten. Öyle dediler. Ve öyle oldu zaten. Ondan sonra da öbür taraftan seçim kaybedildi. Seçim 2, yani 1,5 puan bu tarafa geçse kazanılacak bir seçimdir esasında biliyor musunuz? Tabii. Şimdi Türkiye'de herkes kaybettin, hep kaybediyorsun, hep kaybediyorsun diyorlar. 2019 seçimlerindeki çok büyük yani potansiyel, çok yüksek bir oydu. Tabii, şimdi mesela şimdi şunu da söylemek lazım. Evet, her türlü evet, baskıya direnen. Genel seçimi kaybetti ama 2019'da ben mesela rahmetli Mehmet Salman'la bir programa çıktım da hiç unutmuyorum. Mehmet Salman dedi ki bana. NTV'de bir programa çıktık. İkimiz sadece. İkimizi çarpıştırıyorlar böyle. Ya dedi, hocam dedi, ne konuşacağız burada ya? Bir tarafta Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Binali Yıldırım kastediyor. Başbakanlık yapmış. Halen de aktif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı var. Karşısında da bir tane İstanbul'da adını neydi? Beylikdüzü müydü neydi böyle? Müstehsi bir ifadeyle. Onun belediye başkanı var falan. Öyle söylemeyin Sayın Barlas dedim ben. Öyle söylemeyin. 94 seçimlerinde de 91 tarafta efsanevi dedikleri Bedrettin Dalan vardı. Anavatan Partisi'nde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı vardı, İlhan Kesici vardı. CHP'de Zülfü Livaneli vardı. Refah Partisi'nde de kim vardı biliyor musunuz dedim. Tayyip mi? Hayır o değildi. Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nı bile kazanamamış birisi vardı. Beyoğlu Belediye, 89'da evet. Beyoğlu Belediye Başkanlığı kazanamadı. Evet. O seçildi. O seçildi. Şimdi... Ve ne oldu? İşte ondan sonra programda ama özür diledi. Rahmetli oldu. Şimdi hakkını yemeyeyim. Hocam haklıymışsınız dedi. %13 tanınırlık olanı, %87 sokakta kimse tanımıyor, %13 tanıyor, kazandı. Bu Kemal Bey'in siyasi mühendisliğidir. Bu Kemal Bey'in başarısıdır. Mansur Bey'e bütün toplumunuz Kemal Bey'in başarısıdır. Sonra 2011 seçimleri niye seviyorsunuz? 2010'da seçilmiş, daha yeni gelmiş kimse Kemal Bey falan filan. 2017'de referanduma büyük şehirler hayır dedi İstanbul. Yani o malzemenin, o mayanın üzerine geldi zaten Ekrem Bey'de.
Ekrem Bey de Omayan üzerine tabii, geldi. Yani kesinlikle. O da kendi oyunu zannetmesin onu. Kendi oyu değil. Bence Ekrem Bey'in kendi oyu da değil o da. Tabii. Ama şimdi bunu seçim kaybedildi. Kongre yaptı. O kongreyi dehşete kapıldım evde. Tansiyonum yükseldi seyrederken biliyor musunuz? Masalara vuruyor bir şeyler. Böyle bir şeyler. Meral Hanım için evet evet Meral Hanım. Tombala gibi torba getirmiş. Bana torbadan isim mi çektireceksiniz? Ben genel başkanım. Burada istediğimi atamayacak mıyım diyor falan filan. Yani ya at, yani genel bir toplarsın grubu. O şey yaparsınız. Seçim yaparsınız. Seçersiniz kim grup başkanı olacak, kim başkan yardımcısı olacak. Masallara vuruyor. Daha sonra dedik iyi ki seçimi kaybetmişiz dedi. Hayatımın en büyük pişmanlığı dedi. Zaten 15 milletvekili de almasaydım dedi. Daha ilerleyen günlerde de daha kötüsünü söyledi. Seçimi iyi ki kaybetmişiz. İki rekat şükür namazı kıldım dedi. Yani şimdi bir ittifakın üyesi sahaya çık. O zaman sahada sizin söyledikleriniz doğru değildi. Ya da şimdi biraz olayı köpürtüyorsunuz, çok duygusal konuşuyorsunuz. Bu doğru değil. İkisinin birden aynı anda doğru değil ya da doğru olması da mümkün değil. Yani bu illüzyonu seçmen ve hep beraber biz seyretmeye mecbur muydu? Bunu seyrettik. Yani bir ittifakın üyesi olarak çok beklentileri olan milyonlarca kişi oy vermiş. İyi ki kaybettik. İki rekat şükür namazı kıldım diyoruz. Bu çok enteresan bir şey. Peki şimdi ne olacak? Ben bunu geçenlerde bir televizyon programında söyledim. Ben felsefe okuduğum için Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Russell paradoks var. Bir paradoks içerisinde biliyor musunuz şey İyi Parti? Yani şöyle en kısasını söyleyeyim. Giritli bir filozof. Oğuz Kağan Bey de bildiğim kadarıyla Boğaziçi'nde. Aa benim okuldaşımdır ben evet. Severim. Evet. Şimdi şöyle bir Giritli filozof. bir Giritli bir filozof demiş ki bütün Giritliler yalancıdır demiş. Şimdi Giritli filozof söylüyor bütün Giritliler yalancıdır dediğinde. Eğer Giritli filozofun söylediği doğruysa bir tane doğru söyleyen olduğu için bütün Giritliler yalancıdır argümanı çözüyor. Yani çöküyor. Tabii. Eğer bu da yalansa bütün Giritlerin yalancı olduğu da yalan oluyor. Tabii. Bunu Russell böyle bir küme problemiyle falan çözmeye müthiştir çalışıyor. Bu. Çok müthiş bir şeydir. Şimdi İyi Parti'nin durumu Russell paradoksuna benziyor. Yani şimdi ne demek istiyorum? Masadan ayrılırsa yani önce dönmeden başlayalım. Masaya dönerse bu şey iki rekat şükür namazı kıldım, iki kaybettiler falan dedikten sonra ya yine Meral Hanım neler söylediniz döndünüz ya. Aynı 3 Mart'ta gidip 6 Mart'ta dönüşünüze benzedi diyecekler. Yani oradan bir çıkış yok gibi. Peki dönmezse ve Ankara'da aday çıkartırsa mesela şimdi Ankaralı adaya ne diyeceksin Ankara'da dolaşırken sen? Yani orada şeyde... Işte Cumhurbaşkanlığına bir aday gösterdi. Yeni Mahalle'de, Çankaya'da. Ya sen Cumhurbaşkanı'na layık gördüğün adama aleyhine şimdi kendi adayına oy istiyorsun. Onu kötülüyorsun. İl başkanının istifa sebebi bu. Bu tabii. Bunu nasıl söyleyeceksin? İYİ Parti il başkanının. Tabii. Yani buradan İYİ Parti'nin çıkışı Ankara yok. Ankara il başkanının. Tabii. Yani buradan bir çıkışı yok. Ama her şeye rağmen şu bunu bütün bunlardan azade olarak kenara koyarak bir partinin ya ben yani diyorlar ya kendisi ben boyumu, kilomu, bilmem neyimi falan filan oranımı görmek istiyorum. Bu takdir edilecek bir şey. Bu olabilir. Ya parti niye kurulabilir? Kendi mecrasında diğer partilerden ayrıldığı bir nokta var ki CHP'lileşemiyor, AKP'lileşemiyor, MHP'lileşemiyor. Kendine özgü bir orijini, bir mecrası var. Bu saygın bir şey. Ama o zaman bu zaman mı? Bu tartışılabilir. O zaman bu zaman mı? Bu tartışılabilir. Bir şey daha hemen tamamlıyorum. Hemen öyle tamamlıyorum. Çünkü Oğuz Bey'i biz yolcu edeceğiz bu bölümde. Son sözü ona verelim. Tabii. Öbür taraftan da mesela diyor ki şey dedi mesela geçenlerde manda ve himayeye karşıyız. Tabii böyle yani bir tarih okutmanlığı falan yapmış olduğu için herhalde bu oradan geliyor. Manda ve himaye falan bunlar çok iddialı sözler. Manda falan ülke için konuşur. Meşhurdur ya tartışılır Sivas Kongresi'nde faalde edip der ki Filipinleri falan 20 senede ihya etti. Ne var yani 20 sene Amerikan mandası olsa sonra Amerikalıları gönderir kurtarırız der. Devletlerin bir koruma bir patronajlık istediği bir sistemdir. Bir partinin mandası olmaz. O da öyle yanlış kullanılıyor yani. Terminolojiyi çok iyi bildiği söylenemez şeyi bile. Hani yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat derken hani hürriyet, musavat, uhuvvet. Adalet sözlerini yanlış söyledi biliyorsunuz. Meşveret dedi. Meşveret başkanı.